Erol Olçok, AK Parti'nin bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde seslendirdiği bayraklı reklamının yapımcısıydı. 15 Temmuz gecesi tankların karşısına dikildiği köprüde 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok'la birlikte şehit oldu. Erol Olçok ve oğlunun cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı. Abi, cennetiyle cemaliyle müşerref kızsın. Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını hac için gittiği Mekke'de anlattı. Nihal Olçok o geceyi ve sonrasını şöyle anlattı. Herkes beni arıyordu o gece. Ne oluyor Nihal? Erol abi ne diyor diye. Kardeşim eniştem rahatsızlanmış diye mesaj attı. Arabaya fırladım. Kalp krizi geçirdiğini düşünüp hastaneye koştum. Numune Hastanesi'ne doğru yola koyuldum. Avucumun içi gibi bildiğim yolları o gün karıştırdım. Hastaneye çıkan yolu bir türlü çıkaramadım. Kendimi Koşu Yolu Medipol Hastanesi'nin önünde buldum. Oradan devam ettim. E5'in girişinde ama ters yöndeydim. Ya o trafiğe tersten girecektim ya o hastaneye gitmekte geç kalacaktım. Tersten trafiğe girdim. 5 dakika sonra numunenin bahçesindeydim. O kaoslu hastane bahçesinde tek arabalık yer vardı. Sanki benim için ayrılmıştı. Oraya girdim. Koşarak acile girdim. Her taraf doluydu. Her yerde kan kokusu ve yanık et. Dokunmadığım yaralı kalmadı. Bağırıyordum. 4 salonun hepsine girdim ama yoktu kimse. Bu kadar adam oraya geliyorsa bir şekilde onlar da gelecekti elbet. Bir tane kırmızı kapı gördüm. Üzerine personel yazıyordu. Meğer ikisi o odada yan yana yatıyormuş. Dün gibi, bugün gibi. Ben o kapının önüne kadar gitmiştim ve personel yazdığı için girmemiştim. İyi ki de girmemişim. Ölürdüm onları orada görseydim. Kullanamayacağımı, çalıştırsam da durduramayacağımı bile bilsem, ölümü göze alır, onları o hale getirenlerin üzerine sürerdim. Tıpkı onların yaptıkları gibi. Bu dünyada bir orduyu yıkabilecek tek bir güç vardır. Bir kadının, bir ananın yüreği. Her dediğini yapabilirdim. Yaptım da. Odalardaki bütün yaralılara dokundum. Bir can kurtarabilmek için hemşirelerle birlikte sağa sola koşuşturdum. Yerler kan gölünden yürünmez haldeydi. Doktor ve hemşireler bir yaralıdan diğer yaralıya kanlı zeminde kayarak koşturuyordu. Kopmuş bacaklar, kasığından kurşun yemiş, kan fışkıranlar. Kanın sesinin ve kokusunun olduğunu ben unutmamak üzere orada öğrendim. O sırada çocukların geldiğini söylediler. Onlara bakmak için dışarı çıktım. Çocuklar bankın üzerinde oturuyorlardı. Birden üzerimizden F-16 geçti. Çocuklarımın üzerine kapaklandım. O sesle birlikte çocukları alıp oradan gitme vaktinin geldiğini anladım. Çünkü Erol Bey olsa çocukları alıp oradan götürmemi isterdi. Ve işte şu an Kabe'deyim. Eminim Rabbim benim ne yaşadığımı ve benim ne söylemek istediğimi biliyor. Şuna yürekten inanıyorum ki cennet kapısından girerken sağda ben, solda Olçak. Ortada çocuklarla beraber gireceğiz. Onunla yine buluşacağız. Onların şehadetiyle ölüm öldü benim için. Ölümü öldürdüm. Artık ölümün bende bir hükmü yok. Ölmeden 3 gün önceydi. Abdullah geldi. İçeride 2 tane arkadaşım var. Birini hiç tanımıyor. Salona onlara merhaba demeye girdi. Karşıdan izledim. Birden, "Abdullah böyle kalsana annem," dedim. Etrafında döndü. Tişörtünü çıkardı. Pazularını, kollarını okşadım. Herkülüm, Zeus'um diye sevdim. "Abdüş sana bir şey olmuş annem," dedim. O an mümkün olsa Abdullah'ı dondurmak isterdim. Hep karşımda duran şu haliyle kalsın diye. İlk onun sesinden duydum anne kelimesini. Ve en çok o kocaman gür sesinden anne diye bağırışını özleyeceğim. Eğer biraz daha gücüm olsaydı Abdullah'ın ve Erol Bey'in tabutlarını almaya giderken çok büyük bir konvoy yapardım. Ve her arabanın aynasına oyalı havlular bağlatırdım. Bir gelin almaya gider gibi. Çünkü Hazreti Mevlana diyor ya, bu düğün gecesi, bu Şeb-i Aruz ve kendim de beyazlar içinde bir düğün elbisesiyle uğurlamak isterdim onları. Şehitlik tahtına oturturken elhamdülillah Müslümanım. Elhamdülillah Türk'üm. Herkesin hatırasında Erol Bey'in ayrı bir yeri vardı elbette. Erol Bey'i ona tanımlarken hiçsin derdim. Asıl varlık hiçti çünkü. Olçağı herkes tarif etti. Ama ben binlerce Olçak yaşadım. Hangisini anlatayım ki? O yüzden tanımlayamam. Reklamcı Olçak, danışman Olçak, baba Olçak. O kadar çok adam vardı ki onun içinde.
Bense en çok benim olanı sevdim. 17 yaşımda kalbimi ellerine verdiğim 35 yaşındaki o adamı. Biliyorum ki bir o kadar da yerin altında vardı olacak. Başka bir yerden beslenen farklı bir enerjisi vardı. Herkese yeten, herkese yetişen. Benim için evrim teorilerini alt üst eden bir adamdı o. Çok fazla insanın gözüne baktım ama en çok Tayyip Bey'in gözünün içine baktığımda onun içimdeki acıyı göreceğimden ve karşısında bayılacağımdan korktum hep. Çünkü benim tanıdığım bütün olçakların hepsini o da tanıyordu. Sanki ikimiz de neyi kaybettiğimizi anlayacaktık. Ve onun gözlerinde onu görmek beni daha kötü yapacaktı. Aslında onun omzuna başımı koyup saatlerce ağlamak istiyordum. Evet, olçağı sadece Tayyip Bey ve ben her şeyiyle tanıyorduk. Cumhurbaşkanımızı görünce ona karşı bir cumhurbaşkanı gibi davranamayacağımdan, korktuğumdan külliyedeki o davete bile gidememiştim.